Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize de hemen geçelim. Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Kaba inşaatının %45'i şu anda tamamlanmış durumda. Altaş TV ekranlarında yayınlanan Ordu'yu Yönetenler programına katılan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 yılında hastanenin bir bölümünün açılacağını, 2024 yılındaysa tamamının hizmete gireceğini söyledi. Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. 900 yataklı şehir hastanesinin kaba inşaatının %45'i tamamlandı. Altaş TV'de Ordu'yu Yönetenler programına katılan AK Parti Ordu İl Başkanı Ali Tomakin, şehir hastanesiyle ilgili müjde verdi. Başkan Tomakin, 2023 yılında hastanenin bir bölümünün, 2024 yılındaysa tamamının hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. 24 saat esası devam ediyor, mesai devam ediyor. En son %30 küsürdü. Bugün itibariyle %45'lere yaklaştı. Yani hatta bir kısmını açabilirsek 2023 seçimlerine belki tamamını değil de bir kısmını da bazı bölümlerini açmak istiyoruz. Buradaki sistem şöyle işliyor. Şehir hastanemizde kaba inşaat devam ederken kaba inşaatı bilinen biten katın ince inşaatına da geçiyorlar hemen. İnce işçiliğine de geçiyorlar. O zaman birimle birim bitmiş olacak zaten. Tabii. Yani hemen şey yok. Yani bir yerin katını attığınız zaman, beton arması bittiği zaman hemen alttan tuğlası, elektriği, suyu vesaire bütün şeyler girerek bir an önce bitirme adına onun için 24 saat esasıyla çalışılıyor da. İnşallah 2023'e belki bir kısmını, 2024'e tamamını yetiştirmek üzere planlamamız devam ediyor. Ordu'nun 6 ilçesi teşvik kapsamına alındı. Peki bu ilçeler arasında hangileri var? Onları da hemen aktaralım. Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce ve Mesudiye ilçeleri. Peki nasıl avantajlar sağlanacak? Detaylar haberimizde. Ordu'da 6 ilçe tarım teşviki kapsamına alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 Mayıs 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararı çerçevesinde gelişmişlik farklarının azaltılması için bir alt bölge desteği olan 6. bölge teşvikleri uygulaması kararı alınmıştı. 2022 yılında yayınlanan ilçelerin sosyo gelişmişlik sıralaması araştırmasında Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, İkizce, Çatalpınar, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde gelişmişlik farkları gözlendi. Bu gelişmişlik farklarının azaltılması için 6 ilçenin biraz seviye desteklerinden yararlanması uygun görüldü. Bu kapsamda Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, İkizce, Çatalpınar, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde belli sektörlerde yatırım yapanlara vergide indirim, sigorta priminde indirim, faiz desteği, yatırım alanı tahsisi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve benzeri avantajlar sağlandı. Bu 6 ilçede yatırım yapacak olanlar entegre hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, hazır giyim, tıbbi aletler, büro ve haberleşme makineleri imalatı, hastane yatırımları, gıda ve içecek imalatı gibi yatırımlarda teşviklerden yararlanabilecek. Yatırımcılar detaylı bilgiye Ordu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden ulaşabilir. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Metin Tirgil bugün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti kaybetmesine ama iddialar var. İddiada şöyle, iddialara göre yani bölgedeki bir fındık fabrikasına ait iki köpekten kaçarken Tirgil bir araca çarptı ve hayatını kaybetti. Köpeklerden kaçarken canından oldu. Kaza Ordu'lu Bey yolunda meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Metin Tirkin, sabah saatlerinde Eski Pazar Mahallesi'nde çalıştığı sırada iddialara göre bir fındık fabrikasında bulunan iki köpeğin saldırma sonucu kaçmaya başladı. Yola çıkan Tirkin'e Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Allah'ım ben ne diyeyim? İşçiye saldıran köpeklerin Rottweiler cins köpekler olduğu, bu köpeklerin daha önce de yine Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir işçiyi ısırdığı öğrenildi.
Bağlı ya da kontrol altında tutulması gereken köpeklerle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yaşanan ısırma olayı nedeniyle jandarmaya suç duyurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olaya ilişkin savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında sürücü AK, fabrika ve köpeklerin sahibi AD ile köpeklerin bakım sorumlusu ED gözaltına alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Ölen Metin Tirkil'in yeni mahalledeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Burada taziyeleri kabul eden Metin Tirkil'in yakınları olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Orada babam çalışırken fabrikanın köpeklere saldırması üzerine kendini canavarıyla yola attığı için araba çarpmış. Tabii ki sonuna kadar. Bu süreçte zaten ben bu süreci sonuna kadar ilerleteceğim. Çalışırlarken mağazanın, fabrikanın köpekleri saldırmış. Köpeklerin saldırısından kaçarken yanındaki arkadaşı öyle anlatmış, sadece duyduk. Kaçarken herhalde ayağı kaldırma mı takılmış yoksa nasıl olmuş onu da bildiğimiz yok. Tepkimiz çok. Her gün yurdun her bir tarafından buna benzer olaylar geliyor, görüyoruz. İşte gereken önlem alınmalı. Süreci biz de takip edeceğiz elbet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya gelmiş ve fındıkla ilgili fiyatla ilgili bir açıklamada bulunmuştu ve fiyatı 52 lira olarak açıklamıştı. Bundan 33 gün sonra bir İtalyan firma fındık fiyatı açıkladı ve ikisi arasında uçurum denecek kadar fark vardı. Hal böyle olunca Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler Rekabet Kurumu'na şikayet etmişti firmayı ve dün gelen habere göre Rekabet Kurumu firma hakkında soruşturma açtı. Peki bugün serbest piyasaya yansıdı mı bu durum? Bakalım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, İtalyan firmasının fındık üzerindeki oyunlarına dur demek için düğmeye basmıştı. Rekabet Kurumu, İtalyan gıda tekeli firma ve iştiraklerinin fındık pazarında üretim, alım, kırım ve ihracat aşamasında rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiğine dair bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma kararı vermişti. Kararın kamuoyu tarafından duyurulmasıyla birlikte serbest piyasanın karara vereceği tepki merak edilmeye başlandı. Fındık üreticileri hasat tarihinden itibaren 43-44 lira bandında seyreden fındık fiyatlarının aşağı ya da yukarı yönlü değişmesini bekledi. Kararın ilk gününde serbest piyasadaki fındık fiyatlarında herhangi bir kıpırdama olmadı. Serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık bugün de 44 liradan işlem görmeye devam etti. Önümüzdeki günlerde ise kararla birlikte fındık fiyatında bir yükseliş olması bekleniyor. Üreticiler fındığın fiyatının en azından TMO'nun fiyatı olan 52 liraya ulaşmasını bekliyor. Soruşturma açılmasında önemli rol oynayan Dr. Mehmet İlmi Güler'e bir teşekkür de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Başkan Adil Levent Karliber, Başkan Güler'e teşekkür etti. Odamız üyelerinin büyük bir çoğunluğunu temsil eden, fındık ve fındık işleyen, fındık mamulleri işleyen sanayici ve iş adamlarımız bizler için çok değerlidir. Odalarımız üyesinin çıkarlarını korumak da bizim asli vazifemizdir. Fındık bizim milli ürünümüz. Bu ürünle ilgili spekülasyon peşinde koşan, özellikle yurt dışı ortaklı şirketlere bu operasyonlarında asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda ve bu konunun karşısında görev üstlenen, bunu vazife edinen her kurumun da arkasında duracağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi de burada kendisine görev tevdi etmiştir ve mahkeme yolunu açmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Bu kentin temel geçim kaynağı olan fındığı üreticisinden sanayicisine kadar her aşamada korumak ve kollamak en önemli ve önde gelen görevimiz olacaktır. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İstiklal Caddesi'nde hain bir terör girişimi olmuştu ve bu patlamada hain girişimde 6 vatandaşımızı da kaybetmiştik. Bununla ilgili şimdi Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklaması düzenledi. Bu platform adına söz alan CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, hedefi kim olursa olsun bu insanlık dışı eylemi kınıyoruz dedi.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Ordu Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklaması düzenledi. Platform adına CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin söz aldı. Başkan Şahin, hedefi kim olursa olsun, saldırı kimden gelirse gelsin, bu insanlık dışı eylemi nefretle kanıyoruz dedi. 13-11-2022 tarihinde İstanbul'un simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sadece İstanbul'da değil, ülkede yaşayan herkesin yüreğinde hissedilmiştir. Patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hedefi her kim olursa olsun, saldırı kimden gelirse gelsin, bu insanlık dışı eylemi nefretle kınıyoruz. İstanbul Taksim'de yaşanan bombalı saldırıyı en ağır şekilde kınıyor, yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımızın ise en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Er ya da geç sorumlular cezalandırılacak, emek kazanacak, demokrasi kazanacak ve nihayet barış kazanacak. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan pek çok vatandaşın her gün bir tane tüketin dediğimiz ürün olan yumurta yeni yılda gelen zamlarla birlikte hem yeme hem de akaryakıta gelen zamlarla birlikte 5 lirayı bulabilir. Temel gıda ürünlerinden biri olan yumurtaya zam geliyor. Organik yumurtanın tanesi 3 liradan, market yumurtası ise 2-2,5 liradan satılıyor. Yeni yılla birlikte yumurta fiyatlarının 2 katına çıkabileceği belirtiliyor. Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, yumurtada yeni zamın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Uzunlar, yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamla birlikte yem ve akaryakıt fiyatları da artmaya devam ederse yumurtanın tanesi 5 lira civarına hatta üzerine çıkabilir dedi. Yusuf Uzunlar yumurta fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için üreticilere yem desteği ve uzun vadeli kredi verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Tescilli akkuş fasulyesinden bu yıl maalesef ki kötü haber geldi. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya bir açıklama yaptı ve akkuş fasulyesinde rekoltenin bu yıl %50 düştüğünü söyledi. Tescilli akkuş fasulyesinden bu yıl kötü haber var. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, akkuş fasulyesinin bu yıl beklenen seviyede olmadığını söyledi. Bu yıl her sene olduğu gibi fasulye üretim sezonu için bir önceki yılın sonbaharında toprak azıkları yapılarak bahar ayında yine toprak işleme, organik gübreleme ile ekimi yapılan akkuş şeker fasulyesinde hasat tahmin edilen miktarda olmamıştır. Başkan Kaya, olumsuz hava şartları nedeniyle akkuş fasulyesi rekoltesinde %50 düşüş olduğunu açıkladı. Üretim sezonu boyunca hava şartlarının fasulye için uygun olmaması, sürekli yağışın olması, hastalık ve zararlarda artışa sebep olmuştur. Bu sebeple üretim yarı yarıya düşmüştür. 250-300 tonlarda üretim sağlanmıştır. Bu üretilen ürün de üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Fasulye taleplerini karşılayamadıklarını belirten Kaya, bu durumun ilçe ekonomisinde olumsuz etkilediğini kaydetti. Fasulyemizin adını, tadını bilen tüketicilerimizin fasulye taleplerini karşılayamaz olduk. Yıllık olarak 600-700 ton fasulye elde ediyorduk. Durum böyle olunca ilçemize ve mahallemize giren kazançta büyük ölçüde kaybımız söz konusudur. Başkan Kaya bu sıkıntının önümüzdeki yıllarda sulama destekleriyle birlikte çözüleceğini aktardı. Mevcut sulanabilir arazilerimizin haricinde sulanabilir arazimiz fazla olsaydı ürün kaybımız olmayacaktı. Geçen yılların vermiş olduğu ürün miktarını hemen hemen bulurduk. Bu sebeplerden ötürü sürekli ürün verdiğimiz tarım kredi kooperatifleri, genel merkezine bağlı marketlerin ve önemli alışveriş marketlerin tedariklerini tam olarak temin edemedik. Bizim için çok önemli olan 3 adet mahallemizin tüm arazilerinin sulamaya kavuşturulması ile ilgili DOKAP Başkanlığı destekli Büyükşehir Belediye'miz proje ortağımız olmak kaydı ile önümüzdeki yılın ilkbaharında hayata geçireceğiz sulama suyunu. İnşallah böylelikle fasulye üretiminde büyük ölçüde sıkıntılarımız atlatılmış olacaktır.
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ve Yönetim Kurulu üyeleri Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilen Adil Levent Karlıbel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 19 Eylül Gazeteciler Derneği OSSO Başkanı Karlıbel'i ziyaret etti. Bir süre önce Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilen Adil Levent Karlıbel'e bir hayırlı olsun ziyareti de Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nden geldi. Dernek Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Karlıbel'i makamında ziyaret etti. Konuklarına hoş geldiniz diyerek kapıda karşılayan Karlıbel, her zaman basının destekçisi olacaklarını söyledi. 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nin değerli üyeleri ve başkanı, tabii her şeyden önce arkadaşlarımız. İnşallah biz de yeni seçilen başkan olarak, aslında Erdoğan Bey de yeni seçilen başkan olarak biraz süre aldı ama çok eski dostlarız. Tek hedefimiz güzel ve gelişen bir ordu. Aynı kaygıları taşıyan iki grup olarak. Bundan sonra da birlikte elimizden geleni yapacağız. Basının çok zor günleri olduğunu, çok zor işleri olduğunu da farkındayız. Her zaman biz sizin destekliğiniz olacağız. Siz de yanlışlarımızı bize hatırlatarak doğrularımızı da öne çıkarırsanız çok da seviniriz. Birlikteliğimiz uzun süre ve güzel şekilde devam edecektir. Ben buna inanıyorum. 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erişen ise Başkan Karlıbel'e başarılar dileyerek yeni OSSO Yönetim Kurulu'na güvendiklerini söyledi. Başarılar diliyoruz, güveniyoruz. Öyle bir yönetim oluştu, öyle bir meclis oluştu. Kamuoyunda da bu kanı var. Tabii biz Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı şehrin lokomotif sivil toplum kuruluşlarından görüyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi de bundan sonra da ordu basını hem sizlerin hem şehrin sorunlarını iletmekte ve çözüm yollarını birlikte hayata geçirmek konusunda çalışmalarını sürdürecektir. Şehrimiz tabii çok şeyleri hak ediyor. Görüyoruz ki hızlı bir başlangıç yaptınız. Bunun devamına sürdüreceğiniz inancıyla bir kez daha sizin şahsınızda tüm yönetime ve meclis üyelerine başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Toplumun ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek amaçlı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Aile Destek Merkezi şu anda danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aile Destek Merkezi danışanlarını ağırlamaya devam ediyor. Merhaba. Toplumun ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan Aile Destek Merkezi, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara danışmanlık hizmeti veriyor. Üç uzman psikolog, bir aile danışmanı ve hemşireyle danışanlarını ağırlayan Aile Destek Merkezi'nden vatandaşlar ücretsiz yararlanıyor. Bu hizmetten yetişkinler, ergenler, çiftler, ebeveynler ve aile bireylerini oluşturan fertler yararlanabiliyor. Destek merkezine başvuru yapan vatandaşlar, başvuru nedenine göre bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi veya grup terapisi seanslarına alınıyor. Sorun tespiti sonrası ise çözüme yönelik profesyonel destek sağlanıyor. Aile Destek Merkezi'nden danışanlar anne baba veya çocuk iletişimi, çocukluk ve ergenlik sorunları, kaygı, stres, tükenmişlik, depresyon, mutsuzluk, fobiler, korkular, öfke kontrolü, panik atak, takıntı, aile içi şiddet kontrolü gibi birçok konuda yardım alabiliyor. Randevu sistemiyle çalışan Aile Destek Merkezi'nde danışanlar başvurularını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 444-1052 numaralı çağrı merkezinden yapabiliyor. Ordu'nun değerlerinden, en önemli değerlerinden biri olan fındık nelerde kullanılır? Tatlılarda, pastalarda, çikolatalarda kullanılır ama Ordulu kadınlar bir ilki imza attı. Çiğ köftede dahi fındık kullandılar. Ordulu kadınlar katıldıkları aşçılık kursunda yemeklerde fındık kullanarak damakları şenlendirdi. Fındıklı mantı, kuru patlıcan dolması ve çiğ köfte. Daha çok tatlı ve çikolata yapımında kullanılan fındık bu kez Kayseri mantısı, Gaziantep kuru patlıcanı ve çiğ köfte yapımında kullanıldı.
Ordulu kadınlar saray mutfağı ve yöresel lezzetler yapımı konusunda aşçılık eğitimi alıyorlar. Ekim'in 10'unda 16 kursiyerimizle beraber Halk Eğitim Merkezi'nde kursumuza başladık. Hanımların daha önce tatmadıkları veya tadıp da yapmayı bilmedikleri yemekleri işte elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Kayseri mutfağı onları yapmaya çalışıyoruz. Karadeniz mutfağıyla Anadolu mutfağını sentezleyen ordulu kadınlar katıldıkları aşçılık kursunda Kayseri mantısı, Gaziantep kuru patlıcanı ve çiğ köftede Karadeniz'in önemli geçim kaynağı fındığı kullanarak farklı bir lezzet oluşturdu. Evet, şu an kuru patlıcanın içini hazırladık. Son olarak da fındığımızı ekliyoruz. Fındığın tanıtılması adına farklı lezzetlerle buluşturulabileceğini düşünen 16 kursiyer, fındığı farklı lezzetlerle buluşturarak daha fazla tanıtmak istediklerini anlattı. Aslında istediğim farklı yemekler, farklı tatlar tatmaktı. Büşanlı hocamız da bu konuda bize çok yardımcı oldu. Çok farklı lezzetler denettirdi. Öğreniyoruz şu anda da. Fındığın ne kadar çeşitli olduğunu, ne kadar diğer yemeklerle de özdeşebileceğinin farkına vardık. Mantı yaptık, çiğ köfte yaptık. Kuru patlıcan dolma yaptık. Hepsine fındığımızı koyduk. Yani fındığımızı ülkeye, diğer ülkelere tanıtmak istiyoruz. Kurslara ilgi oldukça fazla olurken zamanlarını değerlendirmek isteyen kadınlar hem de aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Kursiyerler 3 aylık eğitimin sonunda aşçı yardımcılığı sertifikası alacak. Gürcistan'dan dünya turuna çıkan karavancıların adresi bu kez Ordu oldu. Perşembe Çaka plajında mola veren karavancılar Ordu'nun hem doğal güzelliklerini hem de kültürel güzelliklerinin tadını çıkardı. Gürcistan'dan dünya turuna çıkan karavancıların adresi Ordu oldu. Karavan yaşantısına gönül veren Alman, Avusturyalı ve İsviçreli karavancılar Perşembe Çaka plajında Ordu'nun güzelliklerinin tadını çıkardı. Yazıyla kışıyla Ordu'yu yaşamak isteyen 100 kişilik kafile 25 karavanla kamp alanında mola verdi. Yazıyla kışıyla Ordu turizm etkinliği devam ediyor. Biz de buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar karavancıların uğrak noktası olan Çaka plajında yaklaşık 1000'e yakın karavan ağırladık ve bundan onur duyuyoruz. Şu anda bugün de 25 tane Almanya ve İsviçre'den gelen karavanlarla birlikte 100 kişiye hizmet verdik. Onlara yakınlarımızda bulunan tarihi yerleri gezdirdik, yöresel yemeklerimize ikram ettik. Hepsi çok beğendiler, çok hoşlarına gitti. Orduyla onlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde de ordunun onlarda farklı bir ambiyans yarattığını, güzel, sakin ve huzur verici bir şehir olduğundan bahsediyorlar. Doğasıyla, yeşiliyle, deniziyle. Çok güzel bir yer olduğundan bahsediyorlar. İkinci kez Ordu'ya gelen karavancılar hem doğal ve kültürel güzelliklerin tadını doyasıya çıkardı hem de yöresel lezzetleri tattı. Bu zamana kadar 1000 kişi ağırlayan kamp alanı yeni yerli ve yabancı turistlere kapılarını sonuna kadar aralıyor. Ünye ilçesinde yağmur suyu hattına düşen bir ev kedisi, 5 yaşındaki ev kedisi olan Zeytin, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kedinin yardımına Ordu itfaiyesi koştu. İtfaiye ekipleri 5 yaşındaki Zeytin'i mahsur kaldığı yağmur suyu borusundan bir saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitenin yağmur suyu hattına düşen 5 yaşındaki ev kedisi Zeytin, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi. Ünye'de bir sitenin kullanılmayan yağmur suyu hattına bir kedinin düştüğünün ihbarını alan ekipler hızlı bir şekilde belirtilen adrese gitti. Yağmur suyu hattına düşerek mahsur kalan 5 yaşındaki ev kedisi Zeytin için çalışma başlatan ekipler birkaç farklı noktayı kazdıktan sonra kediye ulaşmayı başardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Zeytin sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibi Beyza Yüre'ye teslim edildi. Zeytin! Tamam. Zeytin. Tamam.
Kedisiyle arasında yoğun bir sevgi bağı olduğunu belirten sahibi Beyza Yüreğin, kedisine kavuştu anlarsa görülmeye değerdi. Kurtarılması tabii ki bizleri de sevindirdi. O yüzden her vatandaşın da özellikle ev kedilerine dikkat etmesi gerekiyor diyelim. Ve bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.